Resulümüz Aleyhisselam'ın bir acib hadisi var eken. Bugün bizni cemaatimizde iştirak ediyorken boy, badavlat, tadbirkor, ticaretçi, kaç azizlerimiz oturup siz? Ben sizler hakkınızda bu hadisini aytaman ve bugün ko'p darajada sadaqat, ihson qilishlikka ega bo'lmayotganlar uchun ham yana Rasulimizning hadisini yetkazmoqchiman. Rasulimiz alayhissalatu vasallam aytgan ekanlar, İmam Muslimda bu hadis keladi, Amr ibn Sa'd radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. İnallohu yuhibbul abdal ghani attaqi al-khafi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh haq azza va jalla boy, takvali ve hafif bugün bandasını yaxşı görürdü dedi. Boydu yaxşı görürken Allah. Kanaka boydu. Kanaka boydu yaxşı görürken. Orkasından eytiyip Peygamberimizin üstüne. Allah boy bandanı yaxşı görürdü. O bandanın sıfatı birisi attaqi, takvadar. Allah'tan korkadı gör. Ve al-hafif. Hafif degeni bu özünü bildirmeydigan, mahfi bir şeydigan bor. Tutta non olib kelsa, internetga chiqaradigan emas. Eshigini taqillatib, 8 ta kamerani qo'yib qo'yib, bitta kambag'al o'tiribdi, bola chaqasi bilan kasal, yerda yotibdi, gapira olmaydi, bechora zo'rg'a yotibdi. Haliginga bir korobkani olib kelib, butun olamga ko'rsatyapti. Ko'ringlar, mana nima qilyapti. Bu Alloh yaxshi ko'radigan emas. Lekin shunday boylar borki, azizlar, Alloh yo'lida shunday ishlarni qiladida aytadiki, buni hech kim bilmasin. Mana bu Alloh yaxshi ko'radigan boy. Mana shu masjidni bino qilishlikda bilasizmi, qancha azizlarning davlati ketgan. Bitta misol. Lekin men birortasining ismini aytganimni eshitdingizmi? Lekin hammasi bitta gapni aytyapti. Ismimizni aytmanglar deydi. Allah için şunca sarıflar dur. Mana ismimizi mahfi kılın deydigan boy Allah'a yaxshi ko'radigan boy da. Bütün dünyayı ko'rsatishga harakat qilamiz. Yo'q azizlar, imkon qadar bekitish kerak. Xoksor kamtar. O'sha odamni ko'rganda, nahotki shu odam shunaqa darajada deb o'ylanib ta'ajjub qiladigan darajada bo'lish kerak. Ana o'sha inson bu dunyodagi Alloh yaxshi ko'radigan va davlat kishi ekansizlar. Endi qarang, sadaqa qilganlarga qancha savob bor ekan. Ihson qilganlarga qancha savob bor? Sadaqa qilsa gunohlar yuvilar ekan. Bir odamga yaxshilik qilib qo'ysa, qiyomatdagi qiyinchiligini Alloh qutqarib qo'yar ekan. Bir masjid qurgan insonga aytaylik, Alloh haqqazza va jalla bu jannatda qasr bino qilar ekan deyapmiz. Bir kambag'alni ko'yniga xursandchilik kirgizib qo'yishlik qancha xursandchilik savobini olishga sabab bo'lar ekan. Xo'p, juda ko'p narsalar. Buni payg'ambarimiz alayhisalom hayot mahalda ham bu gaplarda aytganlardi. Sahobalar oldiga kelib savol bergan ekan azizlar. Bu savol hozir ko'pchilikning ichida aylanayotgani aniq. Payg'ambarimiz oldiga kelib Abu Zar roziyallohu anhu rivoyat qiladi bu hadisni. Bu hadisni azizlar mana shu aytmoqchi bo'lgan hadisni sizlarga İmam Buxoriy, İmam Muslim, 45 ta muhaddislar rivoyat qilgan. Juda mashhur hadis. Abu Zar radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga sahobalar kelib, "Ya Rasululloh, boy sahobalar savob olishlikda bizdan o'tib ketar ekanda" dedi. Biz namaz okuyamız, roza tutamız, nafil namaz okuyamız, kolumuzdan kelin ibadetimizi kılamız. Lekin boylar bundan taşkara sadakatlar kılarken, ihsanlar kılarken, hacilerge borarken, çünkü iş. Demek onlar bizden ötüp giderken de dediler. Hasat kıyken edemez azizler. Hasattan emez. Savap alalmayetken edem. Bana şimdi kılıçlık imkaniyeti onlarge yoklu giden. Peygamberimiz Aleyhisselam onlarga nima dedi azizlar? Onlarga qarab aytdilar ki, Alloh haqqi azza va jalla sizlarga ham sadaqa qilish imkoniyatini berib qo'ymadimi dedilar. Mana bu yerda o'tirgan hammamiz shuni o'ylashimiz kerak. Alloh taolo hammaga imkoniyatini berib qo'yibdi sadaqa qilishni. Qanaqa deganlarda Rasulimiz Aleyhisselam aytdilar ki,
Her bir tasbih, her bir takbir, her bir tahmid, her bir tahlil sadaka dediler. Tasbih, Subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, Elhamdülillah. Tahlil, La ilahe illallah. Mana şu kelimelerini aytdığingiz sizler için sadaka oldu dedi Peygamberimiz Aleyhisselam. Biz bazıda şunu aytmasan turup çıkıp ketip olamız da. Doğru, hemen şaşırıp duradı. Lekin her daim bunu aytıp yürüyüş imkaniyeti yok. Şu imkaniyet namazdan kim oturup kılın, tasbihlerde ayet olayım. Sizge sadaka olsun diye yaptılar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sadakanın imkaniyetini yaratıp koyuyordu. Kimlerden milyonlar topup sadaka kılıyken olsa, siz bana şu tahlildi, tahmiddi, tahmiddi, elhamdülillah deyip, Allahu Ekber deyip kılayım dedi. Ve yine sözlerini devam ettirip ettiler ki, emr-i ma'ruf, sadaka. Nehay-i münkerem sadaka dediler. Adamlarda yaşlılıkça çakırıp koyuşluk, yamanlıktan kaytarışlık ham sadaka dediler. Ve ahırda ettiler ki, hatta ayolingiz bilen şer'i münasebette bulup yaşayışınızda ham sadaka var dediler. Bana şu yaptığında ki sahabeler, ya Resulallah dediler. Ayağını bilen istikamet kılıp insan özünü, şavani, hırsını, kanı atlantırışlıkta hem sevap oladı mı dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, eğer şu işini haramdan kılsa günah oladı mı dediler. Ha oladı diyordular, demek bunda sadaka sevap oladı dediler. Allah mihribançılığını karayın, şunca imkaniyet verir. Demek bugün biz ticaret, tedbirkarlık hakkında yaklaşan ülkemiz, kim koledan kilse ticaretini kılsın, kim koledan kilse tedbirkarlığını kılsın, köpçülükte manfaat yetkisin azizler. Birbirimizin meher akıbetlik olup, bir kembegalini kursak onu köyününü kuşlar, onun duasını alıştıkça hareket kılaylık. Ve şunun bilen birge, bunge imkaniyetimiz yok olsa, o şeylerge hasat kılıp yürgenden kora takbir aytaylık, tasbihlerimizle aytaylık, ibadetimizi küçeytireylik. Ve Allah'tan hammamızın bana şu makamge yetiştirdiğimizi sorup dua kılışımız gerekir.